Adana'da 26 yaşındaki bir genç korkunç bir plan hazırladı. Kendi ölümüne annesini de dahil etti. Öğretmen olan anne hiçbir şeyin farkında değildi ama oğlunun odasına girmek için kapı koluna uzandığında silahı ateşleyen o mekanizmayı harekete geçirdi. En büyük kötülüğü yaptı annesine. Hayatı boyunca onu vicdan azabıyla baş başa bıraktı. Odasının kapısına kurduğu bu bir tuzağıyla ölümüne neden olan silahın tetiğini annesine çektirdi. Kızım, kızım. Emre Görür 26 yaşındaydı. İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümünden mezun oldu. Kız arkadaşıyla da okulda tanıştı. Onu çok seviyordu. Okul bitince Emre Adana'ya ailesinin yanına döndü. İddiaya göre kız arkadaşıyla aralarındaki sorunlar yüzünden 6 aydır psikolojik sorunları vardı. Kız arkadaşı dil eğitimi için yurt dışına gidince Emre Görür'ün durumu daha kötüye gitti. Bir süre ailesinin desteğiyle tedavi gördü. Tebrikler. Günlerdir kendini odasına kilitlemişti Emre. Öğretmen olan annesi sürekli oğlunun yanına geliyor ama oğlu kimseyle konuşmak istemiyordu. Bu sabah annesi yine oğlunu uyandırmak için odasının kapısına geldi. Emre Görür odasına bu bir tuzağı hazırlamıştı. Misina ile öyle bir düzenek kurdu ki kapı açıldığında silah ateş alacaktı. O silahın hemen karşısında da kendisi bekliyordu. Hülya Görür odasından çıkmayan oğlunu merak etti. Kapıyı açmasıyla pompalı tüfeğin patlaması bir oldu. Talihsiz anne neye uğradığını şaşırdı. Saçmalar başına isabet eden genç hayatını kaybetti. Allah'ım! Allah'ım! İstemeden de olsa oğlunun ölümüne neden olan anne Hülya Görür ve baba Bilal Görür'ün dünyaları başlarına yıkıldı. İkisi de gözyaşlarına boğuldu. Emre Görür'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisler de odasına kurduğu düzeneyi inceleme altına aldı.